Efendim merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomun konusu diskus balığının hastalığı. Diskus severlerin en çok başına gelen, en sık rastladığımız hastalıklardan bir tanesi iç parazit. İç parazit hastalığı hakikaten ölümle sonuçlanabilen bir hastalık. Bende de uzun zamandır diskus sevdası var, biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda da görmüştünüz. Çok olmasa da ara ara benim de başıma iç parazit hastalığı denk geldi. Ve bunun tedavisini yaptım. Şimdi bir tane balığımın, diskusumun yaklaşık bir hafta öncesinde başlayan bir rahatsızlığı vardı gözlemlediğimde. Yem yemiyordu öncelikle. Bu hastalığın en büyük belirtilerinden bir tanesi balığın iştahsızlaşması. Gözlemlediğinizde diğer balıklarla beraber işte çok birlikte olmaması, bir köşeye çekilip yem yememesi. Yani açıkçası bir balıktaki mutsuzluğu görebiliyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Bu demek değildir ki hani iç parazit hastalığına yakalanmış. Ama en büyük nedenlerinden bir tanesi, bu hastalığın belirtilerinden bir tanesi. Gözlemlediğimde bir süre sonra balık rengini de karartmaya başlamıştı. Ben son dakikaya kadar da aslında beklemek istedim, çok doğru olmasa da. Bir süre sonra da balık kendini çok hızlı bir şekilde akvaryumun içerisine oradan oraya savurmaya başladı. Arkadaşlar bu belirtilerin hepsi bir arada olduğu zaman zaten kaçınılmaz iç parazit hastalığına yakalanmış demektir. Arkadaşlar öncelikle balığımı karantinaya almam gerekiyor. Bunun için şunu yaptım. Bir daha önceden elimde kullandığım bir karantina akvaryumu, yani 40'a 40 gibi bir ölçüde bir akvaryumu, cama cam bir akvaryuma balığın şu anki bulunduğu akvaryumdan su ilave ettim. Fakat bunu yaptıktan sonra da bir miktar, işte 5'te 1 ölçüde taze su ilave ettim. Ve akvaryuma, bu karantina akvaryumuna koyduğum ısıtıcıyı da maksimum seviyeye ayarladım. Yaklaşık 32-34 dereceye kadar suyu ısıtmasını ayarladım aslında. Ve balığımı bu suya koydum. Şimdi bundan sonra yapmam gereken işlem ise şu. Her gün Filaci isimli bir antibiyotik kullanmam gerekiyor. Bunu hani doktora da yazdırabilirsiniz, reçeteyle satın alabilirsiniz de, eczanelerde bulunuyor. Ben geçmiş dönemde almıştım, elimde var idi, bir 4 kutu almıştım. Her gün 2 tableti suda eritiyorum arkadaşlar. Isınmış sıcak suda tableti eritiyorum ve karantina akvaryumuna, yani hasta balığımızı koyduğumuz karantina akvaryumuna her gün ilave ediyorum. 24 saat bu antibiyotikli suda balık kalıyor. Ertesi gün bu tekrar antibiyotiği eklemeden önce bir dip çekimi yapıyorum. Yani yine 4'te 1 vesaire oranda, hani çok net bir ölçüsü yok ama yaklaşık 4'te 1 oranda karantina akvaryumundan dip çekimi yapıyorum ve yine taze su ilave ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu ki, balık severler, hobiciler bilir. Yani çeşme suyunu direkt koymuyoruz arkadaşlar. Dinlendirilmiş, kloru gitmiş, bakteri kültürü oturmuş su kullanmamız gerekiyor. Yaklaşık dediğim gibi 4'te 1, 5'te 1 oranında suyu, taze suyu ilave ediyorum. Ve bunun üzerine hazırladığımız antibiyotiği suda çözülmüş, erimiş, dibinde hiçbir şekilde tortu kalmamış antibiyotikli suyu karantina akvaryumuna ilave ediyorum. Bu işlem yaklaşık 4 gün arkadaşlar. 4 günden sonra 1 gün ya da 2 gün ara vermeniz daha uygun. Bu süreçte de balığı gözlemleyin. Benim hasta balığım şu an 3. günü. 3. gününde gayet iyi. Peki iyileştiğini nasıl anlıyorum? Öncelikle balık suda yüzmeye başladı. Kendini bir köşeye çekmiyor, hapsetmiyor. Verdiğim yemleri yiyor. Bu çok önemli. Yani yem yemeye başlaması lazım. Cama gelmesi lazım. Hani elinizi cama uzattığınızda sizden kaçmaması, ürkmemesi lazım. Cama gelmesi lazım. Yemini de sağlıklı yiyip hani sindirim sistemi de çalışıyorsa
zaten balığınızın sağlığı gayet yerine gelmiş demektir. Ama 4 günü mutlaka beklemeniz lazım arkadaşlar. 4. günün sonunda balıkta bu anlattığım hani olumlu belirtiler devam ediyor ise o zaman eski akvaryumuna tekrar alabilirsiniz. Karantinadan çıkartabilirsiniz. Ama yem yemiyor işte hani biraz iyileşme var ama tam da performansı yerinde değil, balık mutsuz görüyorsunuz. Abi o zaman bir gün iki gün antibiyotiğe ara verip aynı sistemle ikinci dört günü devam ettirmeniz gerekiyor. Bunun sonunda balığınızın %100 sağlığına kavuşacağı garantisi tabii ki yok. Burada şu önemli, ya ben şuna inanıyorum, benim diskusların beslenmesi çok sağlıklı oldu. Yani yavrulamadan itibaren bendeki süreçte de genellikle dana yüreği ve böyle hani bilmediğim yemleri vermedim. Balıklarım o yüzden güçlü balıklar. Hani beslenmesi açısından sağlıkları yerinde balıklar. Dolayısıyla bende çok hastalık, bu balıklarımda hastalık çok denk gelmedi çok şükür. Bunda böyle bir şey oldu. Onda da tahmin ediyorum benim dinlendirme için, daha doğrusu değişim için hazırladığım dinlendirilmiş sularda bir sıkıntı vardı. Bu işte de aslında baraj suyu çok işte sıkıntı yaratabiliyor zaman zaman, şebeke suyu. Yani ona biraz bağlıyorum ben de. Ama arıtıcı kullanan arkadaşlar, işte ozmoz filtre sistemi kullanan, o suları akvaryuma işte ilave eden arkadaşlar da bunlar çok rastlanmadığını duyuyoruz. Şebeke suyuna bağlı bir şey oldu bende de. Ama çok şükür 3. günde balık normale döndü, atlattık. Sizde de umarım hani çocukluktan beri ya da bebekliğinden doğduğundan beri hani sizde olan balıkların beslenmesini bilirsiniz. Hani sağlıklı, güvenilir yemlerle beslediyseniz zaten çok da sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama işte pet shoplarda nereden geldiği belli olmayan, işte geçmişi bilinmeyen, böyle daha zayıf, cılız balıkların, yapısı zayıf balıkların bu tür hastalıklara çok daha rahat yakalandığını ve çok da toparlayamadığını, kendini işte ölümle sonuçlandığını biliyoruz arkadaşlar. Benimki bir tavsiyeydi. Ben çok şeyler duyuyorum. İnternet ortamında görüyorum. İşte bir takım ilaçlarla banyo yaptıranlar var. Bir takım işte bakteri, yoğun bakteri kültürü oluşturup balığı onun içerisinde birkaç gün bekletenler var falan filan. Yani çok böyle hani kaş yapayım derken göz çıkartan bilgiler, kirli bilgiler de var, görüyorum. Arkadaşlar benim yöntemim hani veterinerin de bilgisi dahilinde. Sürekli hani veteriner arkadaşlarımızla da görüşüyoruz, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. İşte diskus severler çevremde çok var. Onlarla paylaşıyorum, görüşüyorum. Sonuçta hani bir takım dayanakları olan uygulamalar bunlar. Hani antibiyotiği işte doktora yazdırıyoruz, veteriner hekime yazdırıyorum, alıyorum vesaire. Yani dolayısıyla siz de hani bu güzel canlıları ki pahada da değerli bu diskuslarınıza hani bilmediğiniz yöntemleri deneyip de kıymayın bence. Dolayısıyla hani aklın yolu birdir. Sonuçta bunlar da candır. Onların hayatını karartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Başkaca hani hastalıklar da var ama diskuslardaki en büyük problem dediğim gibi iç parazit. Yani yaşayabileceğiniz en büyük rahatsızlıklardan bir tanesi iç parazit. Ben de size onun tedavisi konusunda yardımcı olmaya çalıştım. Bu konuda bana başka sormak istediğiniz sorular olabilir, yaşadığınız problemler olabilir. Videonun altına yorum yazarsanız arkadaşlar, en kısa sürede size dönüş yapmaya gayret gösteririm. Şimdilik bu anlatacaklarım bu kadar. Aklıma gelenler bu kadar. Ben size videonun içerisine balığın görüntülerini de eklemiş olacağım. Oradan da izlersiniz. Soracağınız bir şeyler olursa dediğim gibi videonun altına yazarsanız ben size kısa sürede dönüş yaparım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bu anlamda bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.